Bu bölümde 11 yüzey detay adlı dosya içerisindeki son ayakkabının renderını gerçekleştireceğiz. Şimdi ne yapıyoruz? Her zamanki gibi bunu save as'dan e, sembol menüye tıklayıp save as kısmından tekrar save as komutu verip 23 bakın 23 render 3 adında kaydedeceğim. Tabi bunu ben sizin için yapıyorum. Çünkü bunları siz e, kullanabilirsiniz diye. Yoksa siz 18. sahneyi alıp sürekli 11'den Modelleri tek bırakarak 18 sahne adlı dosya içerisine sahneyi aktarıp tek tek render edebilirsiniz. Ben sizi bu dosyalara erişebilin diye tek tek böyle kaydediyorum size kolaylık olması açısından. İsterseniz de buradan alıp render edebilirsiniz. Tamam 23 render 3 olarak save yaptım. Şimdi bakın 3ds max ne yaptı 22 render 2'yi bıraktı 23 render 3 devam ediyor. Bunları tabi seçip siliyorum. Sonra ctrl s ile sahnemi save yapıyorum. Daha sonra molmeni'ye tıklıyorum. Open komutu ile ne yapacağım? 11 yüzey detay adlı dosyayı açacağım. Ve oradaki son modeli seçeceğim. Bakın son modeli seçtim. Sağ tuş yapıyorum. Daha doğrusu şöyle bir seçim yapalım. Pencere seçimiyle ile tümünü seçip. Sağ tuş yapıp hide selection komutu ile hepsini gizleyelim. Bakın bunlar da birkaç parçadan oluşuyor. Tümünü seçtim group tekrar group buna da aktar 3 olarak isim verdim. Okey Şimdi ne yapıyorum? Tekrar gidip open komutuyla bir save yapıyoruz buna. Neyi seçeceğim? 23 render 3 dosyasını açacağım. Çünkü onu şimdi buraya aktaracağım. Tekrar tırnağa tıklıyorum. Import tekrar merge komutunu veriyorum. Bu defa 11 yüzey detay adlı dosyayı açıyorum. Bakın aktar 3. Şimdi onu seçtim. OK komutuyla ne yaptım? sahneme aktardım. Evet, Move aracıyla hemen ayakkabımı şöyle sahneye götürüyorum. Zemin ile temasını sağlıyorum öncelikle şuradan bakarak şöyle. Bakın şu an çok önemli değil. Hafif dokunsun, ucu yeter. Bakın şu an topukta, ön tarafta temas ediyor. Tamam, şöyle götürüyorum bakın. C basıp kameraya geçiyorum. Ayakkabım şurada, Y ekseninde bakın pozitif yönde şöyle kurtaracak kadar seçtim. Daha sonra şöyle döndürdüm. Rotate ile kameramı çevireceğim şimdi. Bunun için orbit kamerayı aldım. Bakın şöyle bakmam gerekiyor benim. Daha doğrusu şöyle bakmam gerekiyor sahneye. Tamam. Şimdi ayakkabım seçili. Bakın ayakkabımı şöyle çevirdim. Ortalama olarak. Şöyle yaklaştırıyorum sahnemi. Shift F ile Save Premium aktif bu arada. Onu da hemen belirteyim. Orbit ile şöyle bakıyorum sahneye şu açıdan. Şimdi group open ile ayakkabımı açıp artık select aracıyla da tek tek seçip ne yapacağım? Materyallerini hazırlayacağım. Burada da farklı bir materyal hazırlayacağız bu ayakkabı için. Dolayısıyla ayakkabıyı seçtim. Alt Q ile sahnede yalnız bıraktım. Shift E ile kapattım şeyi. E, save frame'i. P ile de perspektife geçtim. Hemen ne yapıyorum? Modifi sekmesine geçiyorum. Yine şurada bir ID tanımlaması yapacağım. E, bu durumda kapatıyorum. Daha sonra Edit Poly'ye geçiyorum. Poligon'a geçtim. Ne yapacağım? Panel genişleteceğim. Şuradan ID kontrol yapacağım için. Polygon Material ID'ye geçtim. Bakın içi 2. Ancak şu dışarısı 1. Hemen ne yapıyoruz? Yine buraları seçip işte 2 yapıyoruz. Seçtim. Shift bası da seçtim. 2 yazdım. Enter yaptım. Seçtim, Shift basılı seçtim, Enter yaptım. Şurayı da seçiyorum Shift basılı. Bir yüzeyi seçip Shift basılı, ikinci yüzeyi seçip 2 yazıp Enter yapıyorum. Şuradan da Seçtim, Shift basılı seçtim Enter 2, enter. enter. Seçtim, Shift basılı seçtim 2, Enter. Seçtim, Shift basılı seçtim 2, Enter. Tamam buradaki yüzeyleri de tanımladım. Çıkıyorum şimdi alt moddan turbo smooth açtım. Lambama tıklıyorum. Şu parçayı seçiyorum. Onu komple kırmızı yapalım. Yani şu dışı kırmızı olacak. Şu beyaz kısım, şu iç kısım kırmızı olacak. Şu parça da kırmızı olsun. Ayakkabım da beyaz olsun. Tamam şimdi artık materyal işlemlerine başlayabiliriz. İlk olarak topuğu seçiyorum. Materyal editor'a geçiyorum. Bir önceki eğitimde hatırlarsanız topuk için şu materyali yaratmıştık. Çift tıkladım isim veriyorum. Topuk diyelim. E ile üzerine gönderiyorum. Şimdi ayakkabımı seçiyorum. Bakın ayakkabımı seçtim. Aynı materyali kullanacağım. Çift tıkladım. Sadece burada siyah renk bir ID'si bir olan olduğu için bu beyaz olacak. Dolayısıyla rengi beyaza götürüyorum şöyle. ID'si 2 olan yer kırmızı olacak. Bunu da kırmızıya götürüyorum. Ancak kırmızı da red değerini şöyle koyulaştırıyorum. Yani koy bir kırmızı istiyorum çünkü. Bakın mesela şöyle bir kırmızı. Okey. Multisub'a çift tıkladım. E, Assign ile gönderdim. Son olarak şu parçayı seçtim. Bakın o parça material ID'si falan değil. Direkt bir tane parça. Tek parça tek şeyden oluşacak materyalden. Dolayısıyla multisabı değil şu materyal göndereceğim. Bunun için ona çift tıklıyorum. E, Assign komutuyla gönderiyorum. Bitti sanırım. Evet bu kadar. Şimdi ne yapıyorum? Kapatıyorum bunu. Okey. içerisinde de gayet güzel gözüküyor. Bakın. Ayakkabımı seçtim. Group Close komutuyla kapattım. Şimdi C basıp kameranın görüş açısına geçtim. Şuradan dolayı ile biraz uzaklaşıyorum. Ayakkabıdan ayakkabı seçili shift basılı götürüp bir kopya daha alıyorum. Bırakıyorum. Mirror ile çeviriyorum. Y ekseninde bakıyorum şöyle. Evet Y'de bırakıyorum. P'ye basın perspektife geçtim. Ayakkabımı rotate ile şöyle çevireceğim. Aynı şeye bakmaları için. Konuma. Şu şekilde yanına getirip bırakıyorum bakın. C'ye basacağım. Kamera görüş açısından. Belki o da böyledir. Biraz tepeden bakabiliriz. Biraz daha şöyle. Tepeden. Biraz uzaklaşalım tabii ki. Evet. Netice itibariyle şöyle bir görüntü elde etmiş olduk. Şimdi buradan render production butonuna tıklıyorum. E pardon, render frame window'a tıklıyorum. Değerlerimi düşürüyorum. Test render alacağım çünkü. Bu değeri de düşürüyorum. Output'a geleceğim. Cam'ından output sekmesine geldim. 9486 ymiş. Tamam. Bu şekilde bir render edeceğim sahnemi. Bakalım nasıl bir görüntü elde edeceğiz. Evet görmüş olduğunuz gibi çok parlak e, patlak bir görüntü var. Bunun sebebi tabii ki cancel diyorum buna şimdi. Böyle olmasının sebebi tools light Lister'a gidiyorum. Ambient aktifti. Dolayısıyla şuradaki lambanın tuşuna bir kez dokunuyorum. Lambamın ayarları açılıyor. Advanced efekte geçiyorum. Ambient only'yi kaldırıyorum. Şu durumda tekrar sahnemi render edeceğim. Evet biraz karanlık sahnem. Dolayısıyla cancel yapıyorum. Ne yapıyorum? Multiplier değerimi bir yapıp enter yapıyorum. Shift F ile save frame'i de aktif ediyorum. Ve dolayı sahneye şöyle zoom yapıyorum. Tekrar sahnemi render production'a tıklayarak render ediyorum. Bakın şöyle bir render görüntüsü elde etmiş olduk. Işık değerleri düşük gelebilir. Bu durumda cancel yapalım şöyle. Ne yapıyorduk? Environment'a geçiyorduk. Şuradan işte pardon. Film speed değerini mesela 400 yapabiliriz. Şuradan bir ön izleme yapalım. Daha sonra başka ne yapabiliriz? Işığımızın değerini artırabiliriz. Yine Tool, Light Liste ve buradan 1,2 bir, bir, örneğin. Tekrar sahnemizi render edelim. Şu şey gitsin maksat. Evet şimdi biraz daha aydınlık bir e, görüntü elde etmiş olduk. Dikkat ederseniz beyazlarımız çok güzel. Parlak bir beyaz. Polish bir beyaz. Parlak bir, bir beyaz. Yine topuklarımız bakın. E, yine burada görmüş olduğunuz gibi yansıması gayet güzel. Taban kısmı daha doğrusu. Bakın içerideki kırmızı kısım da e, gayet güzel bir kırmızı. Görmüş olduğunuz gibi. Tabii artık değerleri artırıp e, final render'larınızı alabilirsiniz. Bu test renderi dolayısıyla değerlerimizi düşük bir şekilde render ettik. Bakın kenarlarda noise'den kaynaklanan bozukluklar var. Final render için ne yapıyorduk? Ayarlarımızı mesela şöyle yapabiliriz. Quality medium'a getirelim. Final gather mesela yine şöyle medium'a getirebiliriz. Yine sahnede bir dikkat ederseniz gölgelik var. Yani bir e, çevresel faktörlerden kaynaklanan bir gölge var. Bunları dilerseniz soft, soft shadow değerini artırarak da biraz şey yapabilirsiniz. Yumuşatabilirsiniz. Yine burada bakın glossy şu an sahnemizde çok aktif. Yani bunların üzerinde bir glossy var bakın. Ayakkabılarımızın üzerinde. Yine burada glossy değerini ne yapıyorum low'dan mesela medium'a getiriyorum. Bu arada hemen materyallerime geçeceğim burada. Şunu açıp tıklıyorum. Öncelikle Ambient Occlusion'ı kontrol ediyorum. Tamam. Glossy değerini, Reflectivity değerine bakıyorum. 0,6 mesela 8 olsun biraz daha yalnız parlak olsun. Şuna da yine 0, Reflectivity 0,85'miş zaten bunda. Okey. Bunu da tekrar kontrol edelim 0,85 yapalım. Okey bu şekilde final renderimizi alalım. Ve sonucu yine buradakiyle ile mukayese edelim. Evet, böylece 11 yüzey data adlı dosya içerisinde yaratmış olduğumuz modellerimizin render işlemlerini tamamlamış olduk.